Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınamsızlı kıtınlar ekranımız olsun. Yeni bir yukarı derecelik Uyghur emeldar tekşürüldü. Xitay Şarkı Türkistan halkını kırgın kılıp yoktuş rezil planı dairesinde Şarkı Türkistan halkını herhal bahaneler bilen tutkun kılıp cezalığandın sırt. Xitay Kompartisi'ye candil bilen hizmet kılıbatkan korcak Uyghur emeldarlarını mı herhal bahaneler bilen cezalaşını küçüğe etmekte. Xitay Merkezi İntizam Tekşiriş Komiteti ve Nazaratçilik Komiteti Organ Doğru'nun 6. April haber kılışı Adalmış Şinjan Uyghur Abnum Raylıq İntizam Tekşiriş Komiteti ve Nazaratçilik Komiteti Adalmış Şinjan Uyghur Abnum Raylıq Halk Hükümeti Partiye Grupısının azası Başkatipi Partiye Grupısının Sekretari Korcak Emeldar Yasin Sıdık Atalmış intizam ve kanunga iğir xilaplık kılgalıqı sebeplik özünü məlum kılgan bulup, növette o intizam tekşiriş komiteti tarafından tekşirilmekteyken. Korcak emeldar Yasin Sıdık 1968 yılı 6 ayda tuğulgan, yurtu Şarkı Türkistan'dan kumuldun bulup aspirantlık medeniyet seviyesine ige. O 1993 yılı 7 ayda Xitay Kompartisi'ye aza bulgan. İlgiri Arıtürk Nahilik Partikomu'nun muavin sekretari ve hakimi, Kumul Vilayetlik Memuri Mahkeme'nin muavin valisi, Kumul Vilayetlik Partikomu'nun azası, Kaşgar Vilayetlik Partikomu'nun muavin sekretari, İntizam Tekşiriş Komitetinin sekretari, Atalmış Abnum Raylıq Daimi Komiteti, Kaşgar Vilayetlik Hizmet Komitetinin müdiri bulgan. Ondan başka Urukçu Şehirlik Partikomu'nun muavin sekretari, Şehir Başlıkı ve Atalmış Uyghur Abnum Raylıq Halk Hükümeti Partiye Grupısının azası, Başkatipi Partiye Grupısının sekretari bulgan. Küzetkücüler tarihten beri Xitay'a canpidalık bilen işleyen, Xitay'a hemkarlaşıp Şarkı Türkistan halkını bastırış ve kırgın kılıç katırlık cinayi kılmıştırığı şirik bulgan Uyghur emeldarlarının akıbetinin yakşı bulmağalıqını, hemisi dügüdek herhal bahanları bilen cezalanğalıqını, növeti Xitay'nın Şarkı Türkistan halkını kırgın kılıç cinayi kılmıştırığı hemkarlaşıp atkan Uyghurlarının, Nur Bekri Yasin Sıdık katırlık korcak emeldarlarının akıbetinin ibret elip, öz halkı tarafta turuş yolunu tallışı gerekliğini bildirişmekte. Xitay'nın devlet halkıgan bastırışta en çok cinayetçi işkerliği hakkında dokulat ilan kılındı. Erkillik sarıya ilan kılgan dokulatta Xitay devlet halkıgan bastırışta en çok cinayetçi dep körüstüldü. Amerika Avazı'nın 7. April'deki haberde bildirilişçe, Washington'daki Demokratiya Tetkikat Teşkilatı Erkillik Sarıyı yenili bir hader emez. 2022 yıldaki devlet halkıgan bastırış mavzuluk dokulatı ilan kılgan. Dokulatı deyilişçe, dünyanın herkaisi gelirdeki hükümetler kanunsuz çigradın koğulap çıkırış, tutup duruş ve cismani ve rakamlık tehdit şekillendiriş kadarlık devlet halkıgan bastırış taktikisini şiltip, çigra sırtıda yaşaydıgan ülkücülerinin avazını cimuhturgan. Dokulatı ilan kılınan sallıq malumat amber işçide Xitay'nın devlet halkıgan bastırış kılmışı 30%'ni teşkil kılıdıganlıqı kayıt kılıngan. Erkillik sarıyı mezkur dokulatta dünyadaki 91 devletinin 2014 yıldın buyankı devlet halkıgan bastırış ahvalı hakkıda malumat bergen bolup, bunun içindeki 38 devlet bivası 854 kıtımlıq devlet halkıgan bastırış vakası geçitilgan. Dokulatta devlet halkıgan bastırış kılmışını en köp sadır kılgıcı devlet Xitay, Rusya, Mısır ve Tacikistan kadarlıq devletler işgeldeki mezkur devletlerinin zoravallıq ve parakendikilik seliş arqılıq çet elde yaşaydıgan ökteci ve tenkitçilerini bastırıp, halkara ve devlet içindeki mesuliyetin özünü kaçırmakçı bolğallıqı bildirilgen. Dokulatta Xitay, iqtisadi ve diplomatik gücüden paydalanıp, başka devletlerde panahlıq tiligüçüler çet elge keçip ketken Xitay puhralarını çigradın qoğulap çıkırış, yaki başka devletlerge besim kılıp, özlerge tapşırıp beriş üçün besim kıldı dep ayıplengen. Ondan başka Xitayana Xitay sırdı yaşaydıgan paaliyetçiler ve ökticilerge tor hücumu kılgallıqı ve başka rakamlık tehditlerini seliş kılmışı bilen ayıplengen. Dokulatın ahırıda sahipkan hükümetlerge devlet halkıgan bastırışının resmi iniqlimesi, ötküzüp biriş talepini yanımı ilgirligen halde tekşürüş ve devlet halkıgan bastırışkı katnaş kuşularına nispeten karatmeli kaldı ceza kullanıştın ibaret birkancı tavsiyeni otturgu koygan. Xitay Amerika vekillerinin Tayvan ziyareti ve Tsai Ing-wen'nin Amerika ziyaretine narazılık bildirdi. Amerika Avam Palatası Taşkı Münasifetleri Komiteti Reisi Michael McCaul başçılığındaki vekiller ümiki Tayvan'ı ziyaret kıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Amerika Avam Palatası Taşkı Münasifetleri Komiteti organ betide bayanat ilan kılıp, McCaul başçılığındaki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Partisi vekiller ümikinin Asiya devletlerine karatkan sefer dairesi de Tayvan'ı ziyaret kılgallıkını uxturdu.
Tayvan CNA xabar agentligi Makaoning aerodromda muxbirlarning savollariga javob berib, o'zlarining Tayvanga kelish orqali Xitoyga Amerikaning Tayvanni qo'llaydiganligining signalini berganligini aytdi va so'zini davomlashtirib, Xitoyning Tayvanga tajovuz qilishdan ilgari ikki qatim o'ylanishini xohlaydiganliklarini eskertdi. Xabarda ko'rsatilishicha, Makaol ziyoratidan ilgari Xitoydan hayvi ko'rsatish xarakterlik tahdid uchurlarini topshirib olganligini aytgan. Amerika vakillar ömeki yana Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan ko'rishdi. Amerika Avon palatasi boshlig'i Kevin McCarthy o'tir Amerika davlatlari ziyorati jarayonida Amerikada o'tkinchi ziyoratda bo'lgan Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan ko'rishgan edi. Xitoy Tayvan prezidenti Tsai Ing-wenning Amerika Avon palatasi boshlig'i Kevin McCarthy bilan ko'rishishini aybladi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Amerikaning Xitoyning ogohlantirish va noroziliklarga qaramay, Tsai Ing-wenning o'tkinchi ziyoratiga imkoniyat yaratib berish hamda Amerika Avon palatasi boshlig'i va palata a'zolari bilan ko'rishishiga yo'l qo'yish orqali uning Tayvanning mustaqilligini yoqlaydigan bo'lguncha qarashlarini o'tirg'o qo'yishiga sharoit hozirlab berganligini ilgari surdi. Washington hukumatining o'z tuprog'ida Tayvanning mustaqilligini yoqlovchi bo'lguncharning siyosiy faoliyat olib berishiga yo'l qo'yish orqali Tayvan dairelari bilan jinoyat hamkorligi o'rnatganligi o'tirg'o qo'yilgan bayonotda bu ziyoratning Amerika bilan Tayvanning rasmiy aloqasi xarakteriga ega ekanligi, bu orqali munosabat saviyasining yuqori ko'tarilganligi qayd qilindi. Bayonotda ziyorat va ishqa oshirilgan uchrashuvlarning bir Xitoy prinsipiga va Xitoy-Amerika munosabatining asosini tashkil qiladigan 3 birlashma xitobnomadagi belgilamaga xilofliq ekanligi, Xitoyning egalik huquqi va zamin butunligiga xavf olib kelganligi, shundaqli Tayvanning mustaqilligini yoqlovchi bo'lguvchilarga xato uchur berganligi ta'kidlandi. Amerika hukumatining Tayvan masalasidan Xitoyni qo'rqish niyatida foydalanayotganligiga ishorat qilingan bayonotda Washington bir Xitoy prinsipida chang turish va xatarlik xato yo'lda ma'masliqqa chaqirildi. Tsai Ing-wenning ziyoratiga qarshi Xitoy xalq qurultiyi, Xitoy Kompartiyasining rayon munosabatlariga mas'ul Tayvan ishlari ishxonasi va Davlat mudofaa ministrligi mo yuqoriqiga o'xshash ayiblash bayonotlarini e'lon qildi. Chavusho'g'li Anqarada Lavrov bilan ko'rishdi. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Taşkı İşler Ministeri Sergey Lavrov bilan görüşüp, görüştüğünkin koşma muhbirlerini kütüveliş yığını ötküzdü. Ministeri Çavuşoğlu, İsrailiyani Meskidi Aqsa'ğı kılıvatkan hücumlarını üzül kesil toxtışkı çağırdı. Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Taşkı İşler Ministeri Sergey Lavrov bilan görüşken deyinkin, paytaxt Ankara'daki prezidentlik sarayda ötküzülgen koşma muhbirlerini kütüveliş yığında söz kıldı. U İsrailiyaning Masjidi Aqsa'ga qilgan hujumi to'g'risida to'xtalib, men İsrailiyaning Ramazon oyida Haram Sharifning muqaddasligi va tarixiy salohiyatini dabsanda qilgan bu hujumlarga la'nat o'qiyman. Bulibmi İsrailiya saqchilarining ibodat qilayotgan musulmonlarga qilgan muomilasini qabul qilg'ili bo'lmaydi. Bu odimiylik emas dedi. Ministr Chavusho'g'li İsrailiya tashqi ishlar ministri Eli Kohenning Turkiya ziyorati jarayonida o'tkazilgan uchrashuvda Masjidi Aqsa'nın salahiyetini saklap kılıç vədisini qayıtı təkidligenlikini əsləb ötkendiyken, ötken yili Ramazandımı Muşundaq bir sürgülüşünün yüzbərgəllikigi işaret kılıp, bugün İsrailiyanın bihaterlik işleri ən irikçi və ən faşist bir siyasiyonu berildi. Aşkın 10 kanat Dövlət Bihaterlik Ministeri Itamar Ben Gevirgi berildi. Bizning İsrailiyaga qilingan chaqiriqimiz mayli Masjidi Aqsa'ga qilingan bu hujumlarni biroz ilgari to'xtatganligining uchurini topshirib oldik. Mayli havo hujumlari bo'lsin, uzil kesil to'xtatishidir. Turkiya buni subutimiz bilan İsrailiya bilan suhbatlarni yangidan boshladik. İsrailiyani o'z ichiga olgan barliq taraflar shuni bilishi kerakki, bu ish Falastin da'vosini qurbon qilish badaliga davomlashtirilmaydi. Falastin, Masjidi Aqsa va Quddus masalasi bizning qizil chiziqimiz bo'lib, biz har qanday vaqtda bu masalalarga yo'l qo'ymaymiz dedi. 3-4 aprel kunlari Rossiyaning poytaxtida chaqirilgan Turkiya, Rossiya, Bashar Asad hokimiyati va Iran to'rt tarafining muavin tashqi ishlar ministrlari darajalik yig'ini to'g'risida to'xtalgan Chavusho'g'li mazkur yig'inga sahib qalliq qilganligi va ichilishiga sharoit hozirlaganligi uchun Sergey Lavrovga minnatdorlik bildirdi. U Moskvada o'tkazilgan to'rt taraf yig'ini to'g'risida to'xtalib, Moskvada har qaysi davlatlar maydoniy va ko'z qarashini ochiq oshkora ifodaladi. Biz bu jarayonning mushundoq ochiq oshkora davomlashishi kerakligiga ishonamiz. Bir ikki yig'inda barliq masalalarning bir taraf qilinmaydiganligini bilamiz. Biz amaliyotchilmiz, ammo dialog davomlashishi kerak.
Kengash yig'inlarining mo o'xshash usulda quyuq holatda davomlashishi barliq taraflar uchun foydali dedi. Rossiya tashqi ishlar ministri Lavrov ikki davlat va xalqaroning kun tartibidagi muhim masalalarni muzokara qilganligini, ikki davlat munosabatining unumining rahbarlar o'rtasidagi samimiylikni orqa ko'rinish qildiganligini aytdi. U so'zini davomlashtirib, bugungi yig'inda munosabatimizda paravuzlik rolini o'ynayotgan turlar haqida suhbat qilib bordik. Bulupmo Akkuyu yadro elektr stansiyasi qurilishi tilga olindi. Bu elektr stansiyasining qurilishi Turkiyaning energiya bexatarligini kuchaytirdi. Men shuni ifodalamoqchimanki, 4-yanning 27-chi kuni elektr stansiyasining 1-chi bo'limiga yadro energiyasi yo'llashni boshlaymiz. Turkiyada bir gaz markazi qurildi. Biz Rossiyaning energiya boyligini dunyo bozoriga yetkazadigan bir markaz quryapmiz. O'tgan yili davlat boshliqlarimiz va rahbarlarimiz bu gaz markazini qurish to'g'risida qaror chiqargan edi. Biz bu qarorning qanchalik to'g'ri ekanligini texmi yaxshi tushunib yetgan bo'ldik deganlarni qayd qildi. Yana bir tarafdan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovni ayrim qabul qilgan bo'lib, uchrashish axborot vositalariga yopiq holatda ishga oshirildi. Uchrashishga tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lu ishtirok qildi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımız görüşürüz. Aman bu gayesler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.